Ergen Zıplak ve Işığın Hanım'ı yarın yokmuşçasına vuruyorlardı kadim kuleye. Ansızın bir sessizlik oldu. Gelen bıçakçıydı. Işığın Hanım'ı ve bıçakçı büyüler savurdular birbirlerine. Olayın düğümünü çözmek Ergen Zıplaklara kalıyordu anlaşılan. Bir yanda kaçmaya çalışan bıçakçıyı arkadan vuran Ergen Zıplak, diğer yanda Işığın Hanım'ının gölgesi olmuş diğer Ergen Zıplak karşı karşıya geldiler. Birinin galip geldiğini söyler o eski hikayeler. Diğeri ise yitip gitmiş, unutulmuş, ne adı ne sanı duyulmuş bir daha. Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Hızlıca oyuna başlayalım, yani en azından aramayı başlatalım. Şimdilik aklımda Ezreal oynamak var. Yine seçileceğini sanmıyorum. 4700'de şu mavi Zamazingo'dan oldu. 4800 olunca Vayne'i alacağım. Vayne benim yıllardır ne zaman yeni bir account'um olsa direkt ilk aldığım hero'dur her zaman. Oynamayı seviyorum bir şekilde. Yani çok iyi oynadığım için değil. Sadece çok eğlenceli geliyor bana oradan. İşte ulti at, Q at, öyle lane'de ezil, sonra late'de birden oyun diyorsun. Ya kardeş, bu Vayne nasıl oyun kazanıyor ya? Bu Vayne'de oyun mu kazanacak ya? Falan demeleri falan hoşuma gidiyor. O yüzden Vayne benim sevdiğim hero. En sevdiğim hero yani. Ama Ezreal da benim bir o kadar sevdiğim bir hero. Sanıyorum çok uzun bir hero. Çok uzun bir süre. İlk adayım benim ranked oyunlarda, dereceli oyunlarda her zaman Ezreal'dı. Çok kolay kaçabiliyor. Çok kolay yakalayabiliyor. İnanılmaz bir şekilde Q'sundan dolayı yani oyunu çevirebiliyorsunuz. Oyunun early'sinde zaten çok güçlü. Oyunun ortasında baya güçlü. Late'de tabi biraz düşüyor Q'ya ama eğer takım kompozisyonunuz iyiyse hala dürtme konusunda bir kompozisyonunuz varsa ve karşı taraf böyle o giden canları yenileyemiyorsa çok etkili olabiliyor. Ama normal şartlarda oyunun late'inde düşen bir hero tabi. Hani devamlı hasarınız çok fazla yok. Atıyorum bir Varus 5 item'la gelmiş, bir de ayakkabısı var. Sizde 5 item artı ayakkabı var. Adam sizi 3 saniyede 4 saniyede yok eder. Sizin en azından uzaktan bir yarı cana falan düşürmeniz lazım. Pasifinizi biraz arttırmanız lazım falan filan derken anca o zaman. Onun dışında yani öyle deli gibi şeyler yok. Ama dediğim gibi çok aşırı safe bir hero. Benim oynarken en rahat ettiğim hero'lardan bir tanesi diyebilirim. Hani bu demek değil ki her oyunu kazanıyorum veya bu demek değil ki her oyunu, her lane'i deli gibi eziyorum. Ama oynadığımda en azından biliyorum ki aha biz bunu alırız, aha biliyorum ki biz bunu alamayız falan. Ezreal'ı alalım. Bizde iki tane BR var, bir de RT var. Bunlar arkadaş mı acaba? Hiçbir fikrim yok. Şimdi bakalım bizim takımların ne alınacak. Bu adam sup gelirse güzel olur. Ezreal rünlerim böyle. Ben Ezreal'a böyle rünler giriyorum. Bu uzatı sanıyorum yıllardır böyle. Özellikle şu şey geldiğinden beri, bu çalma çırpma olayları geldiğinden beri bu item kasılıyor. Ama hani neden ben bu item'ı kastım falan filan, neden bu rünü kastım falan diyerekten bir şeyler açıklayamam. Birincisi hani tam olarak hatırlamıyorum işte her birini. İşte bu dakika 10'da şey veriyor falan, bu işte peksimet veriyor her 3 dakikada bir, belli bir dakikadan sonra falan, bu işte %5 şudur falan, hani bunlar hepinizin bildiği şeyler ama ben öyle pro bir insan olmadığım için hani bak bunu böyle yaparsanız bu çok iyi olur falan, genelde işte hani popüler olan build'leri, rün şeylerini alıyorum ve uygulamaya çalışıyorum. Eğer çok mantıklı gelmezse kendime göre düzenliyorum onları tabi. Ama şimdi takımda 4 tane AD var. Jax çok fena AD, Graves efsane AD, Zed zaten AD. Ben hafiften AP'yim ama yine de çok AD'yim. O yüzden tuhaf bir oyun. Çok sorun olacağını sanmıyorum ya. Lux heal aldı, aslında bir bakıma iyi oldu. Benim heal eksikliğimi kapatır. Bir karşı takımı da görmek gerekiyor tabi. Oyunun late'inde Jax çok fazla vuracak. Ama Zed ve ben biraz düşeceğiz. Graves konusunda çok emin değilim ya, late'de düşüyor mu diye. Early simidi çok güçlü ama sanırım onun da late o kadar değil. Bir bakalım karşıda kimler var.
Şimdi karşıda da Ezreal var. Ama Ezreal sanki AP Ezreal gibi bir. Jayce var. Supa muhtemelen şey gelecek, şu ikinci sıradaki. Adı neydi o adamın? Şekilden şekile girdim ama hatırlayamadım ya. Master Yi zaten jungle, zaten son birkaç haftadır hep onu görüyoruz. Ucuz olmasının da ayrı bir şey var. Mid'e veya top'a bu giderse yani muhtemelen ADC gelecektir. Sadece rünleri biraz tuhaf geldi bana Ezreal'ın. Ha, Pyke. Hatırladım, hatırladım. Yani ismi de burada görmeyince insan biraz şey oluyor. Karşı taraf biraz bizden daha agresif olacak. Pyke'dan dolayı, ama Pyke'ın eğer ben çekmesini dodge'layabilirsem çok sorun olmaz gibi. Oranın AD AP oranına bakarsak deli AD. Yani çoğunluk AD. AD bayağı AD ama çok fazla yani sap olduğundan dolayı çok bir şey yapamaz. Vladimir oyunun late'inde çok fazla açılan bir hero. Umarım çok fazla rahatsız edemez beni. Eğer mid'de Zed onu ezebilirse, ki Zed'ler genelde eziyor. İlginç bir şekilde. Solo Q'da en azından bayağı etkileri var. Eğer ona Zed ona çok fazla göz açtırmazsa muhtemelen oyun sonunda çok fazla sıkıntı olmaz. Ama şunu söylemek gerekirse, hani çok güzel bir takım olduk mu bu takım karşısında? Çok da değiliz. Çünkü Vladimir eğer geç kasabilir. Master Yi kastı mı? Oh! Direkt Q at, Q at, Q at, yalan et. Ezreal o kadar şey değil. Karşıda olunca ben nedense Ezreal'dan çok korkmuyorum. Pyke de çok sıkıntı değil. Ama Jayce yine dürtme olayında bayağı şey olacak. Pyke keşke gelse de bir. Başlayabilsek oyuna. Biz de böyle custom mu? Oha kanka çok iyi ya falan diyeceğimiz Zed var. O yüzden çok iyi. Graves. Yani Graves aşırı güçlü olabiliyor ama hani böyle kanka Graves varsa iyiyiz falan diyemiyorum. Jax oynayanlar da genelde atlayıp ölüyor. O yüzden ona da bir şey demiyorum. Artık Pyke gelse de bir başlasak. Bunu her videoda diyorum. İstisnasız herhalde her videoda diyorum. Her oyunda kesin 9 kişi doluyor. Öbürü %40, %60. Kesin bir tane ya. Böyle iki tane çıktı çok nadir. Üç hiç çıkmıyor zaten. Haydi Pyke, haydi Pyke. Tutuşturla da girmiş. Karşıda iki tane tutuştur var. Agresif olmak istiyor herhalde Jayce. Ben nedense Jayce oynamıyorum ve karşıda olunca da çok korkmuyorum. Ama nedense yani anladığım, izlediğim kadarıyla işte turnuvalarda şurada burada hep spikerler Jayce her lane'i kazanabilir diye sözler kullanıyorlar. Bilmiyorum. Nihayet. En sevdiğim benim Kai'Sa. Yani görünüş olarak değil de. Oynamasını sevdiğim hero şu anda. Sanırım bir Vayne var, bir Kai'Sa var. Ben deli gibi oynamasını sevdiğim. Kai'Sa biraz daha eğlenceli gelmeye başladı son zamanlarda. Q ve E arasında daha henüz açmadım. Duruma göre açacağım. Oldu da duvar arkasında flash atan 10 canlı bir adam olursa. Beklesek mi? Geliyorlar. Oo, bildiğin dayak yedik. Yani biz biraz orada dövdük. Ama Lux bayağı acele etti sanki orada şey atmakta. Ölecekti adam. Ben yardıma gideyim adama. Şöyle değiştirdim. Kimin nereye gitti konusunda pek bir emin değilim ama bu mid'e gelmiş. Burası böyle oldu. Burada mana harcamayacağım ben. Bana harcamayacaktım ama. Ha iyi bari. 70 gold'um bedavadan gelmiş orada. Şu minyonu al la. Kaçırma. Keko.
En azından o paradan biraz şey yaptık. Dikkat et kanki. Allah'ım ekranım gitti ya yine. Keşke görebilseniz benim ekranın ne zaman gideceğini. O öyle sanki anlaşılıyor ki yani şey. Yani anlıyor sanki, beyni var ekranın. Tam zamanlaması çok güzel gidiyor yani. Oy gitti o da. E'ye vereceğim ben şimdi. Bir 60 gold da buradan geldi. Bak bak yine gitti. Şu an görmüyorum mesela ben hiçbir şey. La. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok aşırı gıcık oluyorum ya böyle şeylere. Bu benim ekran niye gidiyor ki? Of. Bir totem daha alacağım. Baya baya şey oldu ya. Active item ne oldu? Hani en azından şeyler, minyonlardan biraz kaçardım. Görüşüm olurdu. Bir şey yapardım. Bilmiyorum çok tıklamadan dolayı mı, bir şeyden dolayı mı oluyor acaba, anlamıyorum ki. Tam öyle savaşın içerisinde falan gidiyor. Yani kötü başlamadık tabii ki. Orada Ezreal'ın üzerine atlama sebebim Ezreal'ın heal'ı olmamasıydı. Lux orada heal'ı güzel attı yani. O benim hayatımı kurtardı. En azından kill'i ben aldım. Orada ondan sonra şey oldu. Güzel. Haydi bir Q. Bak. Güzel güzel. Çok da kötü değil ya. Orada keşke dönseydik de şey yapmasaydık ama yine de fena olmadı bence. Şeyini aldık, flash'ini aldık sonuçta adamın. Ne, o da ölmedi. La bir git arabaya. Bu oyun bayağı, ben sinir oldum ya. Bayağı tilt oldum yani. Özellikle şu ekranın gitmesi olayı beni bayağı sinir etti. Kanka dikkatli ol, dikkatli ol, dikkatli ol. Çok şey yaptı ya. En güzel yani orada niye öyle girdi bilmiyorum. Orada yakalanınca zaten yalan olacağımız belliydi. Burayı aldık. Bunu da aldım. O da gitti. Bunu aldım. Ay o kaçtı. Ay o da kaçtı. Aa! Yeter be. Minyonda birazcık öndeyim de yani baya baya minyon kaybettim ya. O da gitti. Bu gitmesin bari ya. Güzel. Şimdilik fena gitmiyoruz. Şuraya bir totem koyacağım ben. Ona vurmasaydın sen keşke iyi olurdu ya. Keşke öyle şeyler yapmasan sen. Aslında bayağı bir şurada şey yapıp ışınlanla gelebilirim. Lux neden burada bilmiyorum ama.
Bizim Lux niye böyle duruyor? Ondan da minnelim pek. Şimdi geldi bizim Lux. Adam yardım istiyor da benim gidecek halim yok oraya ya. Lux düşüyor mu? Ne yapıyor bilmiyorum. Bu arada Vlad baya baya şey yaptı, yalan etti ortalığı. Çok da manam kalmadı aslında ya. Ne yaptığı konusunda da pek emin değilim. Yok ya, bak yine ekranım gitti. Şu an görmüyorum ben hiçbir şey. Hiçbir şey görmüyorum şu anda. Kablolarda mı bir sıkıntı var anlamıyorum ki. Bu nasıl bir şey yaramıyor. Ona da yaramaz. Ben üçlü gideceğim bu oyun. Şu an ekran yine yok. Çok sinir oldum şu anda ya. Burayı hızlı gitmek istediğim için attım ultiyi de. Ay ay, Q'm gelmemiş. Sen git bütün şeyleri al, orada git arabayı al ama. Ultiden ben insanlar kaçınıyor mu bilmiyorum. Ben ulti atmaktan hiç kaçınmıyorum böyle şeylere falan. Güzel. İyi, güzel. Yani bu sefer bayağı belirgindi şey olacağı, ölecekleri. Çok da şeydim yani, emindim orada alacağımızdan. Yani şu an ekran gitmese orada en azından bir az ölümüm olurdu. Yani sonda yapacak bir şey yoktu, ben biraz şeye güvendim. Yakalayamazlar falan diyerekten ona güvendim ama. Neyse, ağlamanın da çok bir çaresi yok. İyi. Tek kule şeyini de ben aldım. Şimdi 2000 param var. Buradan bu grubu da alıp burada gelse de kesemez herhalde biz ya. Aha. Güzel, çok güzel. Orada Q atmadım çünkü Q'yu dedim en azından orada minyona falan beklettim. Yani o büyük minyona şey almasın diye. Sonra dedim baktım yakalayacağım yok. En azından Q'yu attım ki E'nin cooldown'u düşsün. O biraz bana şey verdi. Şimdi ayakkabı olarak ne alacağım bilemiyordum. O yüzden bunu aldım. Şu an tek şeyim, düşüncem kendime odaklı oynamak. Hala da korkum çok fazla yani. Özellikle ekran konusunda. Bizim top lane bayağı kötü gidiyor şu anda. Karşı late'inden kimin en çok korkuyorsunuz desem, Master Yi tabii tek olduğundan dolayı korkuyorum. Ama Vladimir bayağı sıkıntı çıkarabilecek bir hero. Orada konuşurken bunu stacklemeyi unuttum. Biz bot lane'e deli gibi ezdik ama minyonum yok yani. O ayrı bir şey, kötülük. Biraz daha içeceğim. Bana geliyor olma ihtimali çok yüksek şeyin. Aa, yok, burada yokmuş. Üçlüyle beraber şu anda çok güçlüyüm ben.
Güzel. Adam ultiyi nereye attı anlamadım ben. İyi, bayağı bayağı kötü oynadı ya. Kim geliyor bana bilmiyorum ama. Şu an bana gelebilecek bir Master Yi var, bir de sap var. Yani ikisi de gelse, ikisini de kesebilme imkanım hala var diye tahmin ediyorum ama adamlar böyle şey yaptı. Of, çok zamanlaması çok iyiydi harbiden, iyi kaçtık. Şunu bir satacağım. Şunu alacağım. Bizim Zed'in 4-0 gidiyor olması çok iyi. Hani bu biraz oyunu karşılıyor çünkü ben 8-2'yim. Ay, 2 can. Çok talihsiz. Hadi gidiyorum ben de. En azından şu 3-5 dakikadır ekran gitmedi. Of of, Lux gidiyor. Ay ay ay. Ay 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 ay. Hızlı öldü adam da. Neler yapıyor bu adam? Şeyi alamadığım kötü oldu ya. Ben ultiyi ona atarım, zıplarım, öbürünü keserim falan diye öyle plays'ler falan düşündüm ama öyle çok da aklımdaki gibi gitmedi. Şunu alabilirsek iyi olur. Üçlü bana çok fazla şey verecek. Bir güç patlaması olayında çok bana yardım edecek ama bazı durumlarda acaba pişman olur muyum? Şeyim yok diye. Oo, helal lan. Emin değilim yani harbiden. Çünkü öbürünün slow'u çok işe yarıyor. Şey, buzdoğan eldivenin slow'u. Wow, 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 ölüyordum. Ama öldüm zaten. Belki flash atabilirdim kurtulmak için. De o flash attım, orada emin olamadım ya. Bayağı vurdu ama. Adam her şeye kırmızı çarp da atmış. İşte bu bizim son efsane item'ımız olacak. Şunu da yükselteyim hemen. Yani Master Yi sıkıntı işte ya bu konularda. Hani o yüzden aslında biraz slow alsam çok da işe yaramayacaktı diye tahmin ediyorum. Burada şeye de pek rahat vermek istemiyorum. Bu adama. Minyon kastını istemiyorum yani en azından. Şu ejderhayı artık bir alabilir miyiz ya? Bu kadar güçlüyüz bot lane'de, itiyoruz deli gibi sabahtan beri. Bari Zed'le ben alırım burayı. Gel lan artık. Biraz da sen takla. Heh, şu ya. Yeter lan. Totemi de şuraya atalım. Yedi sıfır bir. Master Yi şu anda yukarıda. O yüzden ben biraz rahatım burada sanki. Sanki birazcık rahatım. Onun henüz hiçbir item'ı yok. Yani. Oo. Lan ben görmedim nereye kaçtığımı. Zaten ölecekmişim ama.
Zamanlaması kötü oldu ya. Orayı alırlar herhalde. Kime gitti kill? Şimdi şuradan şunu alacağız. Peksimet'i satsam mı? Peksimet'i satmayayım ya. Peksimet oyun ilerledikçe daha fazla can ve mana veriyor. Benim açıma şu anda oyun iyi gidiyor. Yani öyle oyunun başındaki ekran gitmesini saymazsak ki anlamadım ben bunun sebebini. Daha ekran da yeni. Neden böyle şeyler oluyor hiçbir fikrim yok. Şu item da bittikten sonra çok daha güçlü olacağım. Dakikanın 20 civarı bitmesi herhalde normal olan şey. Hay, boşa attım şeyi de buluyor. Güzel. Çok güzel. Güzel, orası da güzel. Öldü herhalde o adam. Aynen. Ben midden itmeye yok, midden itmeye gitmiyorum ben. Yani buradan gidiyorum şeye. Pyke orada bir yerdeydi de. Ben orada Pyke'ı kestim ama burada totem olduğunu görmedim. Ben adam orada çalıda bekliyor falan sandım. Şuradan iteceğim ben. Nasıl olsa ulti benim hızlı geliyor. Cooldown'da custom'dan dolayı. Yani burada kimse yok. Bu adam niye bana böyle şeyler yapıyor? Lan. İyi de vurdu aslında adam ama. Allah Allah. Ultim yoktu benim. Orada bak ultiye işte atmayın ultiyi böyle arkadaşlar. Bana benzemeyin. Bana benzeyince böyle GG oluyorsunuz. Ama ne şeyse o. Güvense özgüven. Adam bana minyonların yanında girdi lan. Aşağıda olaylar dönüyor. Pyke bir daha geldi. Şimdi bir Master Yi var şu an yaşayan değil mi? Haydi bakalım. Vladimir de gelecek şimdi. Haydi 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 yapabiliriz haydi haydi haydi. Tamam. Kaçması zor değil yani şeyden de. Bakayım ben bir kırmızı peşindeyim. Eğer bana bırakırsa. En azından sistemi aldım. Neyse gelmiyorlar. Işınlanım var zaten benim. Ortadan yardırabiliriz ama öncelikle item'ımı alacağım ben. Şu an benim oyunda bulunduğum en güçlü an. Bundan sonra saat tamamen seçime kalıyor. Şu item görüş mü veriyormuş? Tank yok. Belki can kasmayı düşürebilirim. O yüzden şunu alalım. Hadi bakalım ben buradan gidiyorum. Şuraya da biraz görüş. Yani. Ben hala buradan açabileceğimi düşünüyorum ama tabii bu, şu an adamlar full canlı geliyordur ki geldiler. Bakalım nereye görünecek. Yukarıdan çıktı. Şu an mid'e gidecekler. Adam oradan açabilirse çok güzel yapar. Şimdi Grace'e biraz zaman tanımak lazım. İyi güzel çekilmedi. Ejderha çıkıyor aslında.
Şunu alabiliriz aynen. Sonuçta leverage'leri bu. 12-0 ve 13-4 giden iki tane carry'miz var ve çok çok önemli. Bizim Keko gelene kadar keseyim dedim. Yani biraz manam da olsun. Haydi bakalım gidiyoruz. Haydi bakalım. Haydi haydi haydi. Ultim var mı? Kimseyi öldürmez. Ultim var mı? Şu an birilerini öldürebilirim. Aha biri ölmüş orada. Öldü şu anda. Ben burada şeyi alabilirim ya. Oo, benim çıkmam lazım buradan. Güzel, güzel, güzel. Bir saat orada elim karıştı, şey atamadım. Oo. Oo, 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 oo. Neyse, bir şekilde oradan da ölmeden çıktım da. Ama bayağı deli olurdum orada her şey gitseydi. Neyse zaten FF verdiler, ekran gitseydi. Bu ekran ekranın gitme olayını bir çözmem lazım benim ya. Bayağı bayağı sinir bozucu olmaya başladı. Bir bakalım oyun son ekranında kim ne kadar vurmuş, ne kadar hasar vermiş. Ben eğlendim açıkçası bu oyunda ya. Dediğim gibi Ezreal'a elim çok şey hani çok iyi oynadım çok iyi oynadım söylemiyorum. Zed iyi oynadı. Ama hani genelde kazanıyorum hani bir şekilde ya işte early'de bir şeyler oluyor ya işte dürtüyorsun bir şey yapıyorsun falan. 24.000 vurmuşum. Karşıda Jayce beklenmedik kadar vurmuş yani. Ben bu kadar beklemiyordum Jayce'den. Güzel oldu güzel. Ben hoşuma gitti. Hoşuma gitti yani benim bu oyun. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.